Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Bu video şu ana kadar çektiğim en enteresan ve en garip video olacak. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü konu itibariyle daha önce başıma gelen bir şey değil. Bu tarz olayların yaşanması gerçekten enteresan oldu. Bunu şikayet ya da kötü anlamda söylemiyorum. Ama kesinlikle güzel deneyimler yaşayacağıma eminim. Yani gerçekten bu canlılarımızla alakalı güzel deneyimler yaşamayı umuyorum. Başlık ve kapak resminden de anladığınız üzere dostlar, genetik rahatsızlıklar ya da doğumla alakalı rahatsızlıklar olan yavrularımız doğdu. Diğer sosyal medya hesaplarımdan ve topluluk sekmesinden bir tane resim paylaşarak bildirmiştim aslında. Öncelikle bizim Cobra Endler yavrularımızdan bir tanesi yapışık ikiz doğdu arkadaşlar. Neden yapışık ikiz olmuşsunuz? Yapışmış. İşte o son bir hafta baba uyarıyı dinlememiş. Hatta ben bu yapışık ikiz arkadaşımızın adını Hansel koydum. Altındaki de Gretel oluyor. Öyle bir esprisi olsun diye onun adını Hansel koydum. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. Bu yavrular doğduğunda ilk aşamalarda biliyorsunuz kendi keselerinden besleniyorlar. Bu keseler bittikten sonra karınlarındaki şişlik azalıyor ve sonra normal yemlemeye başlıyoruz vesaire. Şimdi bu süreç ilerleyince ben açıkçası böyle bir şey beklemiyordum ama balık gelişmeye başladıkça şöyle düşündüm. Ben yavru balıklarıma bir ay kadar kabuksuz artemia veriyorum. Bir aydan sonra kripsiyem ya da bitkisel yem takviyesine başlıyorum vesaire neyse. Bu balıkta da kabızlık benzeri bir rahatsızlık olduğunu düşünmüştüm. Hansel 10 günlük olduğunda ben karnındaki şişliğin artık bağırsak rahatsızlığı olmadığını fark ettim ve yakından baktığımda altındaki çıkıntının tümör gibi benzeri bir şey olduğunu anladım ve yaşayacağına da açıkçası ihtimal vermiyordum. Yani bu süreçte dedim ki bu balık bir ay içinde falan ölür, ben bunu büyütemem diyordum. 10 günlük süreç geçti, 15 günlüğe geldi vesaire. O dönemde, o resmi paylaştığım dönemde altındaki çıkıntıda bir kafa ve göz fark ettim. Aha dedim, bu o zaman yapışık ikiz doğmuş. Yapışık olduğu ikiz sağlıklı ve canlı bir balık değil ama yani kafa, gövde hani böyle mutasyona uğramış garip bir şeye benziyordu. Bunu internette biraz araştırdım. Yurt dışında diğer ülkelerde benzer resimler vesaire gördüm. Ama bununla alakalı dizi ya da seri halinde bir içerik görmedim. Olsaydı izleyip ben de deneyim kazanmak isterdim açıkçası. Şimdi Hansel'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Hansel çok hareketli bir balık. İşte kısa kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Şu an ben genel olarak GoPro ile çekim yapıyorum. GoPro'da yakın mesafeden odaklamıyor ne yazık ki. Uzaktan çekmem gerekiyor. Bu hareketli videoları telefonla çekmeye çalışıyorum odaklasın diye. Şimdi balık da çok hareketli olunca odaklaması biraz zor oluyor. Kusura bakmayın, böyle çok kameranın odağı kaçıyor. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum ama Hansel şu an sağlıklı. Kanguru misali geziyorlar. Altındaki ikizi ilerleyen dönemlerde bir sağlık problemine yol açıp onu öldürür mü hiç emin değilim. Hansel gövdeden renklenmeye başladı. Böyle bir mavimsi parıltılar gelmeye başladı, metalik. Muhtemelen bir 10 gün içerisinde renkleri belirgin olmaya başlar diye düşünüyorum. Çünkü aynı batın yavrularımdan birkaç erkek Black Bar Endler olarak çıktı. Kobra olarak çıkmadı. Ona üzüldüm. Şimdilik takipteyim. Yani gayet güzel. Besleniyor. Sağlıklı. Çok aktif ve gerçekten çok hızlı. Atarlı giderli. Ufak balıklar da böyle kovalıyor. Bir şeyler yapıyor kendince. Bırakın! Bırakın, tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte. Salıverin gitsin. Bu birinci garip olayımızdı. İkincisi de arkadaşlar, bu kobra endlerleri ben uzun zamandır yavru almıyordum ki muhtemelen yiyorlardı akvaryum küçük olduğu için. Yani normalde bu tür yavru yeme eğiliminde değil ama akvaryumda işte dekor, canlı bitki ya da rafya falan yoktu. Canlı sayısı da fazla olduğu için biri kovalayınca öbürü de peşine takılıyor, sürü psikolojisi. Yavruları yiyorlardı diye düşündüm. Bu yapışık ikiz olan balığımız Hansel'le birlikte doğan kardeşleri diyeyim, yani o batından çıkan yavruların bazıları albino doğdu ve bu benim daha önce gördüğüm bir şey değil. Ben daha önce albino endler lepistes görmedim. Lepistese ve diğer bazı türlere alışırız albino falan da. Yani endler olarak böyle bir içerik de karşıma çıkmadı Türkiye çapında. Açıkçası globalde de araştırmadım. Neyse, biliyorsunuz ana tankımı ben yavruluk gibi kullanıyordum bir dönem. Sonra yavruları 3. akvaryuma aldım. Şu an bütün yavrular orada. Ki maşallah beklediğimden de fazla yavru almışız. Hala da doğumlar devam ediyor 4. akvaryumda. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Ana tankımda şu an sayabildim 5 tane albino endler lepistes var arkadaşlar. Peki bilmeyenler için söyleyeyim. Albino nedir? Albinizm nedir? Doğadaki birçok canlı da var. İnsanlarda da var. Bu bir pigment eksikliğinden ortaya çıkan bir rahatsızlık veya çekinik bir gen olarak biliniyor. Ve bu gen çekinik bir gen olduğu için yavrulara transfer olur mu? Yavruların çoğunda da görünmüyor. Nadir olarak görülebiliyor. Ve araştırdığım sonuçlardan bir tanesi de şöyle yazıyor. Çiftleşme sonucunda albino yavru alabilmeniz için hem annenin hem babanın albino geni taşıması zorunludur. Albino bir balıkla
albino olmayan bir balığı eşleştirdiğinizde yavruların hiçbirisi albino genini taşımaz. Ancak bütün bu yavrulara albino geni transfer edilmiştir deniliyor. Açıkçası şu an aldığım yavrularda gerçekten %100 albino özellikleri taşıyorlar. Birincisi ciltleri bembeyaz. İlk başlarda bayağı şeffaf gibilerdi. Sonra beyazlaştılar, parlamaya başladılar. Şu an biraz daha pembeleşiyorlar vesaire. Ve gözleri kırmızı. Görüntülere çok sevimli aslında ama hani bunlar büyüdüğünde dişi mi olacak, erkek mi olacak, renkleri nasıl olacak, renk alacaklar mı? Black bar dediğimiz standart endler gibi mi gözükecekler ya da kobra mı olacaklar emin değilim. Çok güzel gözüküyorlar. Albino yavruları şu an ben ana tankımı aldım. Şu an yaklaşık 4-5 tane var. Yani sayabildiğim kadar artı eksi 1 diyebiliriz. Hansel'le birlikte şu an buradalar. Diğer yavrular da büyümeye devam ediyorlar. İlk aldığım batından sonra 2 batın daha yavru aldım ve şu an bir dişim daha doğum yapıyor. Peki bundan sonraki aşamada ne yapacağım, ne yapmayı düşünüyorum? Hansel büyüdüğünde cinsiyeti ne olacak? Önce onu merak ediyorum. Hani erkek mi dişi mi onu bilmiyorum. Ayrıca Hansel renk alacaktır. Albino değil ama ne renk alacak çok merak ediyorum. Bundan sonraki aşamalarda yapacağım şeylerden bir tanesi de bu albinoları takip etmek. Dediğim gibi bu albino balıklar bir renkleri otursun, renk alacaklar mı, cinsiyetleri bir belli olsun vesaire gibi konularını bir oturtalım. Sonraki aşamada bir çaprazlama çalışması yaparız muhtemelen. Peki bu balıklar neden böyle doğmuş olabilir? Bu mutasyonlara ya da bu genetik rahatsızlıklara neler yol açmış olabilir? Bunlardan bahsedelim biraz. Benim kafamda neden olduğuna dair birkaç fikir var. Bunun içinde size bu endler kolonimden biraz bahsetmek istiyorum. Başladığım ilk dönemde yanlış hatırlamıyorsam 4 takım black bar dediğimiz endler türü vardı. Bu endlerlerde yavruladıkça ayırıyordum vesaire ama o dönem black bar endlerlerde böyle farklı bir yavru vesaire hiç almadım. Standart gayet normal renkte sağlıklı balıklar çıkıyordu. Ben o dönem endler kolonimin içine red tuxedo koyu koymak durumunda kaldım. Yaklaşık bir ay kadar aynı akvaryumda kaldılar. O dönem belki red tuxedo koyudan döl almış olabilir diye düşündüm ki o dönem alttan gelen bazı balıklardan kuyrukları renkli doğan olmuştu. Ve bu çok garipti. Bir tane balığımın kuyruğu mavi, bir tanesi kırmızı vesaire. İkinci batın yavrulardan şu anki beslemiş olduğum variyete olan kobra endler lepistesleri çıkarttım. Ya tesadüfen çıktı, çıkarttım derken. Sonrasında ben black bar endlerleri de akvaryumdan çıkarttım ve sadece bu kobra endlerler ve dişleri bıraktım. O dönem izleyenler bilir. Deneme yanılma yapmak için de bu endler kolonimin içine iki tane blue ivory lepistes koydum erkek. Acaba dedim hani blue ivory'lerden döl alırsa nasıl bir melez elde ederiz? Alır mı falan? Emin de değilim çünkü. Blue ivory'leri 3 ay kadar endler tankında tuttum. Alttan gelen yavrularda da yine black bar endler çıkıyor yalnız. Hani kobra da çıkmıyor. Blue ivory ile alakalı da bir renk çıkmıyor. Yine standart endler çıkmaya başladı. Baktım bu çaprazlamadan bir verim elde edemeyeceğiz. Sonra ben blue ivory'leri aldım oradan. Sonrasında sadece kobraları üretmeye çalıştım. O dönemden beri 3 tane erkek kobra ender alabildim. Bir tanesi öldü yakın zamanda. Şu an 2 tane yetişkin erkek kobra enderim var. 6-7 tane dişi kaldı elimde. Hepsi damızlık. Sonrasında bu yavrular doğdu. Şimdi bu yavruların doğumuna neden olan sebep blue ivory'ler miydi? Yoksa red tuxedo koyunun çiftleştiği balığın doğumu devam mı ediyor? Hiç emin değilim. Ama bu batına kadar aldığım yavrularda hiç böyle bir şey yaşamadım. Ve bu gerçekten çok garip. Hem yapışık ikizimiz var, hem albinolar var. Hem de selekte ettiğim canlılardan oluşan kolonide hala green cobra endleri bir türlü elde edemedik. Çok garip bir şekilde. Yani bu rengi yakalayamıyorum. Şöyle de bir şey düşünüyorum. Erkeklerde üreme problemi olabilir. Sperm transferi mi olmuyor? Ya da dişlerin genleri baskın, onunla mı alakalı bir sıkıntılar var vesaire, onu düşünüyorum ama çok da bilimsel hakim olmadığım için konuya çok böyle emin konuşamıyorum. Bundan sonraki süreçte de neler olacağını göreceğiz. Tabii ben bir yandan bunları size anlatırken şu an canlılarımı da siz izliyorsunuz. Dediğim gibi ben bu balıkları yakından çekmek için telefon kullanıyorum. Telefonda çok kaliteli bir kamerası yok ne yazık ki. Canlılar da biraz hareketli olduğu için sabitlemek zor oluyor, kusura bakmayın. Bunları da hani küçük bardak gibi kaba alıp böyle sıkıştırmak istemedim şimdilik. Yani canlılar biraz daha büyüsünler. Gerekirse bir geçici bir süre küçük akvaryum alıp özel bir çekim yaparım yakında. Şimdi geçen goy goy yaparken aklıma geldi. Hatta ben böyle demagojik şeyleri çok severim. Kelime üretmeyi falan. Ben bu akvaryumun adını Otokoridina akvaryumu koyayım falan dedim. Şimdi Otosinculus Corydaras, Neocoridina Caridesterimiz var diye. Bak ne oldu şimdi? Ondan da vazgeçtim. Bu akvaryum artık mutasyon akvaryumu diyeceğim. He? Ki artık tasarımını da değiştireceğim bu akvaryumun yakın zamanda. Böyle dehşet ilginç bir şeyler yapacağım. Dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü?
O yüzden şimdilik buna ben mutasyon akvaryumu diyeceğim. Sonuçta bu hastalıklar, bu balıkların doğumları genetik rahatsızlık. Bunlar bir mutasyon sonuçta, gen bozukluğu. 3 öğün Artemia ile beslemeye devam ediyorum. Herhangi bir gelişme olursa zaten arkadaşlar hem shorts olarak hem Instagram'dan story veya gönderi olarak paylaşıyorum. O yüzden şuradaki kanalı abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kardeşinize destek olun. Kanalımız gayet güzel, sağlıklı bir şekilde büyüyor. Umarım en yakın zamanda da 1000 kişi oluruz. İlk hedefim 1000 abone olmak. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şöyle 1-2 hafta kadar ya da 1 ay kadar emin değilim. Hani o biraz canlıların büyümesine ve görüntü alabilmem için biraz daha büyük olmalarına bağlı olarak yakın zamanda böyle makro yakın çekimler düşünüyorum açıkçası. Güzel bir içerik daha yapacağız. Diğer bilgilendirici içeriklerim için kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Haricen de diğer sosyal medya hesaplarımı açıklamalar kısmına yazıyorum. Facebook ve Instagram'dan da takip etmek isteyen olursa oradan da grup ve sayfama katılabilir arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Bu garip gelişmelerle birlikte ben de inanın sizden kadar merak ediyorum ve sabırsızlanıyorum. Bu canlıların gelişimi ve bakımları nasıl olacak? Yetişkin olduklarında ne gibi durumlar yaşayacağız? İnanın çok çok merak ediyorum. Mutasyon akvaryumundan şimdilik güncel durumlar, vaziyetler böyle. Herhangi bir gelişme olursa zaten yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğenmeyi ve henüz kanala abone değilseniz şuradaki butondan abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.